İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin 2018 yılı parlamento seçimlerine Hagop Abadjian ve Mateusz Mazijian adaylıklarını koydu. Başbakan Nikol Paşinyan'ın Le Monde ile yaptığı röportaj. Halk bu parlamentoya güvenmiyor. Azeri tarafı Areni köyüne saldırıya yeltendi. Suriye'de hükümet karşıtı gruplar İdlib'e konteynerlerle klor taşıdı. Türk ordusu Suriye sınırına ilave askeri güç sevk ediyor. Van'da Urartu'nun son kadınlarına ait mezarlar bulundu. Yerevan'daki Batı Ermenistan merkezinde sempozyum. Hagop Abadjian 1954 yılında Halep şehrinde doğdu. Ataları Batı Ermenistan'ın Aintab şehrinden sürgün edildi. Gençliğinde Ermeni Jimnastik Birliği adlı kulübün yöneticiliğini yaptı. 2013 tarihinde Fransa'ya göç etti ve Batı Ermenistan vatandaşı oldu. 2016 tarihinde Batı Ermenistan Ulusal Konseyi üyesi olup bugüne kadar devlet organında çalışmaktadır. Mateusz Mazijian 1971 tarihinde Dikranagir şehrinde doğdu. Hayatı Batı Ermenistan'da geçti. Batı Ermenistan vatandaşıdır ve 2018 tarihinde gerçekleşecek olan Batı Ermenistan parlamento seçimlerine katılma onuruna hak kazanmıştır. 2018'de gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamento seçimlerine adayların adaylık işlemi için imza toplaması 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren başladı. Aday biyografisini, kısa faaliyet programını ve eğitim sertifikasını sunmalıdır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamentosu Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarınca oluşmaktadır. Milletvekilliği adaylığı için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlık kimlik kartına sahip olmak gerekiyor. Adaylar aday olmak için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarından en az 200 imza toplamalıdır. Seçimler hakkında daha ayrıntılı bilgiyi Batı Ermenistan Devlet Televizyonu sitesinden edinebilirsiniz. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa'ya yaptığı ziyaret çerçevesinde Fransız Le Monde gazetesine bir röportajda bulundu. Nikol Paşinyan, bugün basının her zamankinden daha özgür olduğunu vurguladı. Paşinyan, 3. Cumhuriyet tarihinde ilk kez hukukun üstünde ve imtiyazlı insanlar yoktur. Yolsuzluğa ve gölge ekonomisine karşı eşi görülmemiş bir mücadele veriyoruz. Artık ekonomik tekeller mevcut değil. 23 Eylül'de Yerevan'da gerçekleşecek olan seçimler tarihin en özgür seçimleri olacak, dedi. Serj Sarkisyan'ın eski hükümet milletvekillerinin parlamentoda ezici çoğunluğu hakkındaki soruyu Nikol Paşinyan şöyle cevapladı. Halk bu parlamentoya güvenmiyor ve bu politik gerçekliğimiz için gerçek bir kara noktadır. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı basın sözcüsü Arzurun Ovanisyan yaptığı açıklamada Azerbaycan Silahlı Güçleri Nakhçıvan doğrultusundan Areni Köy bölgesini 15 Eylül gecesi konvansiyonel silahlarla ateşe tuttu. Karşı tarafın mevzileri verilen karşılık neticesinde susturuldu. Azerbaycan tarafı son 5 gün içerisinde Tavuş'un Baganis ve Koti köyleri doğrultusundaki saldırganlığını yoğunlaştırdı. Savunma Bakanlığı sözcüsü daha sonra Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin 16 Eylül gecesi Tavuş eyaletinin Koti köyüne değil, Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın 3. Kolordu yönünde 12.7 milimetrelik top bataryalarıyla ateş açtığını açıklamıştı. Ermeni tarafı kendi faaliyetleriyle karşı tarafı susturdu. Koti köyü muhtarı Felix Melikyan'ın sözlerine göre köye gece yarısına yakın Azeri siperlerinden yaklaşık 1 saat boyunca aralıklı olarak ateş edildi. Suriye'de hükümet karşıtı gruplar İdlib şehrinin Basankul yerleşim bölgesine konteynerlerle klor taşıdı. Bu bilgi bir Rus kuruluşu olan Çatışan Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nin yöneticisi General Vladimir Savchenko tarafından açıklandı. O ayrıca terörist grupların kışkırtıcı adımlar atıp İdlib'e kimyasal bir saldırı sebebi oluşturarak durumu istikrarsızlaştırmak istedikleri konusunda kendi merkezlerinin bilgilendirildiğini de kaydetti. General Savchenko, Suriye'de barışçıl adımları tehlikeye atacak bu tür adımların atılmaması konusunda terörist grupların liderlerine çağrıda bulundu. Türk ordusu Suriye sınırındaki kuvvetlerini güçlendirmek için ilave askeri güç sevk etti. 16 Eylül'de gönderilen yeni silah ve teçhizatları taşıyan araçlar Türkiye'nin Suriye sınırındaki Kilis şehrinden hareket etti. Askeri konvoyda zırhlı araçlar, top bataryaları ve çeşitli askeri araçlar bulunuyordu. Suriye ordusu teröristlerin Suriye'deki son kalesine karşı büyük bir saldırıya hazırlanırken bu yeni konvoy Suriye sınırında konuşlanacak.
Rus ve Suriye savaş uçaklarının Türkiye sınırındaki terörist odaklara yönelik saldırılarına çoktan başladıkları unutulmamalıdır. Askeri alanda Ankara hükümeti Suriye sınırına çok sayıda asker ve askeri teçhizat gönderdi. Türk basınına göre Türk ordusu Özgür Suriye ordusunun yaklaşık 20 bin savaşçısını eğitiyor. Bazı kaynaklar Ankara'nın desteklediği gruplar ile Suriye ordusu arasında çatışma olasılığından bahsediyor. Analistlere göre Türk ordusunun Suriye sınırına kayması aynı zamanda Suriye'nin kuzeyinde bulunan İdlib'deki terörist grupları cesaretlendirecek. Tarihi Van Kalesi höyüğünde yapılan kazı çalışmalarında Urartuların son kadınlarına ait mezarlar bulundu. Doçent Doktor Erkan Konyar ise Urartu'nun son kadınlarının çok zengin gömü armağanlarıyla gömüldüklerini kaydetti. Bu yıl Van Kalesi höyüğünde devam eden kazılarda 2700 yıllık 7 adet mezar bulundu. Antropolojik çalışmalar sonucunda bulunan 7 mezardan 3'ünün kadın mezarı olduğu anlaşıldı. Doçent Doktor Erkan Konyar, bulunan takılı kadın mezarlarının höyük ortamında ilk defa karşılaşılan bir durum olduğunu belirtti. Urartu'nun son kadınlarının daha seçilir olduğunu anladıklarını dile getiren Konyar, bu höyük ortamında ilk defa karşılaşılan durumdur. Kadınların gömülürken öteki dünyada yanına katı yiyeceklerinin konulacağı bir tabak ve içeceğinin konulacağı bir testi türünde bir kabın olduğunu burada da görmüş olduk. Bu ilginç bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Bir tane kadında 22 tane takı gelebiliyor ve bu da kadınların daha farklı gömüldüğünü, erkeklere ait mezarlarda da ne yazık ki hiçbir şey bulamadık. Bu da ilginç bir veri olarak karşımıza çıkıyor şeklinde konuştu. Metin Kaspar Derderyan'ın konuk olduğu bir sempozyum 27 Eylül saat 19.00'da Yerevan Agatankos 2-4 adresinde bulunan Batı Ermenistan merkezinde gerçekleşecek. Sempozyuma tüm halkımız davetlidir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gatabant ve Antranik Manukyan tarafından seslendirilen Dotik adlı eseri sunuyorum. Tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.